Sevgili arkadaşlar, insanlar umutla yaşamayı daha çok tercih ediyor. Yani ileride şu eve sahip olacağım, işte şu yata sahip olacağım, şu kata sahip olacağım, işte aile kuracağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım ama hareket yok. Harekete geçmiyor. Sadece hikaye anlatıyor, masal anlatıyor ve kendini teselli ediyor aslında. Neden? Çünkü umut insana çok fazla haz veriyor. Yani zevk, keyif, tat. Dolayısıyla insanlar eylemden daha fazla umutla yaşıyor. Eylem yapmıyor. Elinde bir poşet çips, diğer elinde kola, ondan sonra göbeğini büyütüyor ama harekete geçmiyor. Her şey çok iyi olacak diyor sadece. Hareketsiz bir şekilde böyle bir dil kalıbıyla insanlar gelecekle alakalı çok iyi olacak, güzel şeyler yaşayacağız diyerek kendini kandırıyor ve yanındakilerini de kandırıyor. Hayal satıyor. Her şey çok iyi olacak. Hikaye anlatıyorsun. Sen iyi olmasını istiyorsan şimdi bir şey yapman lazım. Çalışan demir paslanmaz. Çok iyi olacak diyorsun. Sen harekete geçersen bir şey değişir hayatında. Umutla bir yere varamazsın. Umut iyidir. Fakat umudu bu şekilde kötü yollarda kullanmaman lazım. Kötü yol ne demek? Yan gelip yatmak. Bir karış bostan, yan gel Osman. Hiç hareket yok, hiçbir şey yok. Ondan sonra iyi olacak. Neresi iyi olacak? Belli. Görünen köy kılavuz istemez. Senin şimdi hemen harekete geçmen lazım. Kendini kandırmayı bırak ve harekete geç. Hedefin mi var? Şimdi harekete geç. Kilo mu vermek istiyorsun? Sabah 7'de kalk, spora git. Spor yap. Ama hocam, yok mu sihirli değnek? Var. Sihirli değnek var, elbette var. Ama nerede var? Masallarda var. Sana anlatılan hikayelerde var. Sana hep masal anlattılar bu zamana kadar. Başka dizilerde var. Başka filmlerde var. Gün içerisinde kadın programlarında var bu masallar. Ama gerçek hayatta öyle bir şey yok. Gerçek hayatta öyle masallar yok. Tamam mı? O yüzden senin hedefine gitmek için bir şeyler yapman lazım. Şu anki sonuç, senin 5 sene önceki davranışlarının sonucunu alıyorsun, meyvesini topluyorsun. Ama gelecekle alakalı örneğin güzel şeyler istiyorsan, o zaman şimdi, hemen şimdi bak eyleme geçmen lazım. 5 sene sonrayı merak ediyorsun, tamam? O zaman şimdiki davranışlarına bak. Ne yapıyorsun? Kiminle takılıyorsun? Kiminle konuşuyorsun? Hangi filmleri izliyorsun? Haber izliyor musun? Hangi kitapları okuyorsun? Tamam mı? Veya çevrende kimler var? Onlara baktığın zaman geleceğini zaten aşağı yukarı öngörebiliyorsun. Görünen köy kılavuz istemez. Hani derler ya, söyle bana arkadaşının kim olduğunu, ben de sana senin kim olduğunu söyleyeyim. Dolayısıyla senin şu andaki hareketlerin, eylemlerin, davranışların geleceği gösteriyor. Projektör gibi. Projektörler var değil mi? Böyle ışık yansımasıyla filmler var. Sen şimdi davranışların geleceği gösteriyor. Dolayısıyla ya hocam her şey çok güzel olacak diyerek bir yere varamazsın. Bu felsefeyle ilerleyemezsin. Sadece kendini kandırırsın. Çevrendeki insanları kandırırsın ve hayatında bir şey değişmeyecek. Dolayısıyla şimdi sen hemen harekete geç artık. Hedefin mi var? Herkesin hedefi var. O zaman o hedefe gidebilmek için şimdi planlı bir şekilde adım at. O tarafa doğru ilerle.